okulumuzun 134. derneğimizin 81. yılını kutlamaktayız. Bugün burada kutlama yemeğimiz için buluştuk. Hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadınız. Sizleri kucaklıyoruz. Hoş geldiniz. Var olunuz efendim. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Ankara Şube Başkanım Davut Özdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Genel Başkanım, odamızın değerli başkanı, derneğimizin başkanı, odamızın yöneticileri, değerli yüksek ticaretler, çok değerli yüksek ticaret dostları, açışta arkadaşımın da söylediği gibi biz dernek olarak 81. yılımızı kutluyoruz. 16 Ocaklar'da 1936'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Pera Palas'ta başlattığı geleneği aralıksız sürdürüyoruz. Bugün sizlerle uzun uzun sohbet edeceğiz. Gündemimiz bayağı dolu. Çünkü dikkatle dinliyorsunuz bakıyorum. Onun için çok uzun konuşacağız. Ama ben bir şeyi aramızda olan Sayın Genel Başkanımız İstanbul'dan geldi. Diğer yönetici arkadaşlarımız buradalar. Biz bildiğiniz gibi Türkiye'nin birçok ilinde örgütlüyüz. En çok da İstanbul'da. İstanbul Şube Başkanımız özellikle beni aradı. Bu mesajı iletmemi istedi. Bir sağlık sorunu nedeniyle aramızda değil. Onun sizlere sevgi, saygı ve iyi dileklerini, bugünümüzü kutladığını belirterek başlamak istiyorum. Ayrıca bizim gene örgüt yapımız içinde bir de federasyonumuz var. Federasyon başkanımız Sabri Tümer'in de yine aynı şekilde bir sağlık sorunu nedeniyle aramızda değil. Onun da saygı, sevgi ve hürmetlerini sizlere ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Ve şimdi gündemimiz yoğun dedik. Gündemimizin ama bakıyorum isterseniz direkt ve temennilerle başlayalım. Evet, aslında geçelim direkt ve temennilere diyelim. Geleceğe dair dilek ve temennilerimiz. Yurttaşlarımızın ölmediği, kimsenin ötekileştirilmediği, çoğulcu demokratik parlamenter rejimin güçlenerek varlığını sürdürdüğü, inançların, mezheplerin siyasi amaçla kullanılmadığı, laikliğin korunduğu, kadınlarımızın ve çocuklarımızın şiddet ve cinsel saldırıya uğramadığı, yurttaşlarımızın demokratik protesto haklarının suç sayılmadığı, ulusal varlıklarımızın satılmadığı, hukukun üstünlüğünün evrensel ölçüde sağlandığı, basın ve ifade özgürlüğünün yerleştiği, Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarına karşı yapılan saldırıların ve yazılı metinlerden isimlerini silme düşünme ve eylemlerinin son bulduğu, emperyalizmin her türlü tuzağının bozulduğu, işçi, köylü, esnaf ve sanatkarımızın emeğinin önem ve değer verildiği, insanlarımızın barış ve güvenlik içinde yaşadığı bir gelecek diliyor, katılarak gösterdiğiniz dostluk ve dayanışma için yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyor, eğlenceli ve moralimizi artıracak bir gece olmasını diliyor. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Afiyet olsun.